Hayatta iki şeye güveniyorum. Biri aynaya baktığımda gördüğüme, diğeri yukarıya baktığımda göremediğime. Ayna en iyi arkadaşımdır. Ben ağladığımda o asla gülmez. Efendim, anlaşılacağı üzere ne de sözler söylenmiştir aynalar üzerine ve bu benim işim programında bu hafta ayna sektörünün Ordu'daki önemli isimlerinden, önemli üreticilerinden sanatın adresi diyebileceğimiz bir iş yerindeyiz ve bu iş yerinin sahibi değerli Serkan Alper'i ziyaret ediyoruz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Aynalar yalan söylemez diyelim, gerçekleri söyler. Biz de ayna programına böyle başlayalım diyoruz. Evet, Serkan Bey, bu fikir nereden geldi? Burada neler yapıyorsunuz? Bunları konuşacağız ama öncelikle sizi bir tanıyalım. Samsunluydunuz, evet, yanlış hatırlamıyorsam. İsmim Serkan Alper, Samsunluyum. 2006 yılında Ordu'ya geldik. Ordu'da tabii gelme sebebimiz yine bir cam balkonu. İlk Ordu'ya getiren firmayım. Cam balkon kaplama işi yapıyordunuz. Evet, cam balkonu getirdik ve Ordu'da uzun yıllar cam balkonda hizmet ettik. Sonradan inşaat sektörüne girdik. İnşaat sektörüyle beraber bir eksiklik olarak düşündüğümüz ayna tasarım. Tasarımla ilgili bir düşüncemiz oldu. Sonradan bu firmamızı kurduk. Türkiye'de ender yapılacak özel bir üretimle beraber bu işe başladık. Peki nasıl başladınız? Yani aksesuar olarak ayna böyle değildi. Bu kadar şık, özel değildi. Saat olarak da yapıldığını da görüyorum. Yani bu fikirler nereden geldi? Şimdi tabii ticarette devamlı yıllarımızı verdik ama sektörle ilgili inşaat sektöründe olmamızın tabii bu sektöre biraz daha fazla yönlenmemizin sebep oldu. Çünkü dekorasyon inşaatta olmazsa olmazdır. Aynayla ilgili de çok fazla bir boşluk olduğunu düşündük. Yani bu sektörün aynalı tasarım. Çünkü ayna her tarafta var. Sabah kalktığımız zaman aynaya bakmak zorundayız. Tabii ayna ile başladık. Aynanın yanına bu sefer ayna ile ilgili bir aksesuarlar, mobilya aksesuarlar. İşte bunları bütünleştiren, birbirlerine bağdaştıran ürünlerle beraber bu işi devam ettirdik. Peki küçük bir atölyede mi? Hani genelde başarı hikayeleri böyle denir. Küçük atölyede başladı, şöyle devam etti gibi. Sizde nedir o macera? Küçük bir atölyeyle başladık, doğru. Önümüzü görmemiz için ürünler ne yapabileceğimizi gördük. Sonradan tabii atölye bir üretim alanında çok ciddi bir tesise dönüştü ve çok memnunuz. Ama tabii 14 aylık bir firma. Bunun 5 ayı da pandemiden dolayısıyla kapalıydı. Bu süreç tabii zor geçti ama çok başarılı, çok kaliteli ürünler çıkarttığımıza eminim. Nasıl başladı? O üretimin ilk aşamasını da bir bahseder misiniz bize? Tasarımları da kendiniz yapıyorsunuz herhalde. Tasarımları ustamızla beraber yapıyoruz. Gülen Usta bu sektörde de tabii çok özel bir usta. Beraber bizim de fikir birliğimizle beraber, iş tecrübemizle beraber başladık. Ürünleri gördükçe kafamızda farklı farklı fikirler. Şimdi bizdeki ürünlerimiz genelde sanat olarak. Yani sadece bir ayna değil, aynaya bir sanata çevirdik. Yani bir tabloda düşünün ama tablo gibi. Kenarındaki boyası 100 yıl önceki Osmanlı mimarisiyle asılan bir boya. Tasarımları işte eski teknolojiyle bugünümüzdeki teknolojiyi bir araya getirip bir harman yaptık yani öyle lafın tabiriyle. Sunum yaptıktan sonra biz de çok sevdik işimizi. Yani kendimiz bu üretimi çıkarttıkça yani herkesin ayna talebi var. Ama tabii bunun ürünler var. Yeni çıkmadı. Biz mesela çoğu aynamız demeyelim ama %20-25'lik kısmı bugün büyük şehirlerde vardı. Burada özel yerlerde butik çalışan mimarlar falan bu tip ürünleri zanaatkarlara yaptırdılar. Ama bu şekilde komple bir tesis, yani
bir firma olarak Türkiye'de inanın sanat olarak tekiz diyebileceğim kadar iddialıyız. Zaten Karadeniz'de böyle bir tesis yok ama Türkiye'de de çok iddialıyız. Biz de buranın açılışında da buradaydık. Gerçekten gurur duyuyoruz, tebrik ediyoruz. Ordu'da, tasarımlar Ordu'da yapılıyor. Personel Ordu'da. Ordu'da üretiliyor. Sadece Ordu'da da değil, herhalde Türkiye'ye de dağılıyor bu sizin yaptığınız ürünler. Az sonra da inceleyeceğiz zaten, detaylarını da daha yakından görelim istiyorum. Şimdi hem gezelim hem inceleyelim. Şimdi çok özel ürünler. Mesela yine kimsede olmayan, kendi beğendiğimiz, kendi gözümüzün zevkiyle kendi tasarladığımız bir aynamız. Bu kentin güney, bu şehrin aynası olarak düşünelim. Çatak mı bunlar? Çatak ayna. Çatak aynayı da dünyada yapan tek firmayız. Yani ayna çatlak, kesmiyor, toz girmiyor. Fakat aynayı çatlatabiliyoruz. Yani hepimiz bir ayna çatlat veya cam çatlatmıştır. Cam dümdüz gider. Ama burada bir desen veriyor. Burada bir sanatçı, yani bir usta, bir vitray ustası. Bu işi yapabilen Türkiye'de tek insanız. Sırrı da bizde. Meslek sırrı değilse biraz izleyicilerimiz aydınlansın meslek, istiyorum ama. Bu bir meslek sırrı. Gerçekten çatlak bir ayna. Ama yani, de kesmiyor. Bu kesmiyor. Aralara toz girer ama girmez. Girmez kesinlikle. Toz da giremez. Kesmiyor ama çatlak ayna gerçekten çatlak. Dünyada yapabilen tek insanız. Bazı firmalar bunu kırarak ortasında aynı seramik gibi ders çekmişler. Ama böyle bir şey değil. Bu tamamen çatlak ve bu çatlağı da ustamız tecrübesiyle, bilgisiyle yön verip çatlak aynayı dünyada yapan tek firmayız şu anda. Serkan Bey, birbirinden şık aynaları görüyoruz ama aynanın dışında saat var, zigon, sehpa, birçok. Şimdi aynanın girdiği her yer güzelleşiyor. Sadece bir ayna olarak değil, mobilyanın içine girdiğin zaman da aynanın güzelliği ve ortamı da çok sevdiği için aynanın girdiği her yer güzelleşince bu sefer talepleri doğrusunda mobilya aynalı, aksesuar şeklinde. Yani bunları şöyle düşünün, çok şık bir zigon sehpası. Fakat bunu tavandaki bir lamba gibi düşünün, bir obje. Hem görevini yapıyor hem de evin içerisindeki bütün atmosferi de alıyor ve aynı zamanda çok şıklık katıyor. Otellerde, girişlerde olurdu, görürdük de. Ama şimdi normal bir iş yerlerinde de var, evlerde de var. Yani haliyle güzel olunca insanlar demek ki evine de alıyor, iş yerinde de bulundurabiliyor. Şimdi ulaşamıyorlar mıydı önceden? Ulaşılamıyordu. Yani biz de dahil, mesela biz inşaat sektörünün içindeyiz. Çok özel evler yaptırdığımız zaman müşterimizin isteğine göre aynalar yaptı. Bu aynaları sipariş veriyorduk işte büyük şehirlerde bu zanaatı yapan, belki bir kasanın bir modeli yapan arkadaşlara sipariş verdik ama fiyat olarak bizim şu anda sattığımız rakamın 4 katına satıyorlar. Bir sanat olduğu için. Çünkü çok işçilik istiyor. Yani bizim buradaki şu anda herhangi bir aynamızın modelinde, yani bunu bir şöyle düşünün, bir tablo gibi düşünün. Üzerindeki boyası da aynı tabloya attığın gibi insanlar elle atılıyor. Tek tek fırça izledi. Şu boya fırçayla mı? Evet. Atılan bir boya. Şimdi bu boya özel bir boya. Yine çok özel. 6 kat bir boya atılıyor burada. Bu efektleri falan bir fırçayla bir sanatçı veriyor. Yani bir tabloda resim çizer gibi bu işi yapan ustamız bunu sanat olarak, sadece ayna, aynanın kasası, aynayı yerleştirmek, aynayı kasanın içine yerleştirmek çok zordur bir zanaat. Bir milim bile hata olursa aynayı çatlatırsınız, kırarsınız. Tabii biz çatlak ayna da çok özeliz ama mesela yanındaki ayna, illa çatlak diye bir şey yok. Ama buradaki boyalar, özellikle fırça hareketleri, bu da bir sanatsal üründür. Yani, bunlar tek tek mi yerleştirildi sanki? Evet. Bakıyorum her biri çünkü ele geliyor. Tek tek yerleştirildi. Aynı zamanda biz burada teknolojiyi de birleştirdik. Çok ciddi makineler aldık. Ayna parlaklığı, bunu bir vitray sanatçısı yapması lazım. Yani normal bir aynacının işi değil. Tek tek vitray ölçüler simetrik olur. Bir milim hata olursa bu ayna kasasını, bu aynayı yerleştiremezsiniz. Özellikle şöyle söyleyeyim ben size. Mesela şu aynada mesela çok şık bir tasarım. Yatayda ve dikeyde kullanılabilen, bugün mimarlarımızın çok çalışmak istediği ama yapamadığı,
birçok şeyi biz yapmaya başladık. Şimdi mimarların işini de kolaylaştırdınız evet. Aslında. Yani hem kim, ulaşılabilir anlamında. Ki böyle bir aynayı bir mimar çizip de çok şahane bir duvar kağıdı, ışık perdenin içinde evinizde bir sunum yaptığınız zaman burada bu kadar güzelin içinde görüyorsunuz. Bir evde bu aynayı astığınız zaman yani o aynaya bakarken keyif alacaksınız. Bir sanat tabii sonuçta. Burada şunu söyleyeyim. Bugün Türkiye'deki ayna sektörü veya sosyal medyadan açtığınız zaman şöyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Baktığınız zaman aynı. Görüntü, çizgi, içine koyduğunuz zaman aynı. Aynısı. Fakat bu bir plastik bir ürün. Daha önceki, bizden önceki veya bizim gibi zanaatkarı bulmadıktan sonra karşılaşacağınız bütün Türkiye'deki ürün budur. Plastik çerçeve. İçine ayrı yerleştiriliyor. Fakat bu 2-3 sene sonra plastik ister istemez aynanın ağırlığından dolayı çatlıyor ve çöp haline geliyor. Ama bizim yapmış olduğumuz ürün aynı çerçeve. Bir saniye, şimdi sizinki plastik değil miydi zaten? Hayır. Tamamen ahşap. Bunlar bir İtalya bir ağaç, sanat çıtalarıyla beraber bunları birleştirdik. Tabii bu görünümden arkasında şöyle bir ürün var. Yani o ağaç bu şekle mi? Tabii. O da mı burada yapıldı, Ordu'da? Evet, her şey burada kendi üretimimizdedir. Ahşapla beraber bu çerçevenin aynısını ahşap içinde yapıyoruz. Fakat burada bu teknolojinin yapmış olduğu bir ürün. Bu zanaat ustanın yapmış olduğu bir ürün. Bir milim hata olursa bu aynayı buraya yerleştiremezsiniz. Yani çok özel bir şey. Tabii bunun kenarındaki boya, mesela bugün Osmanlı'nın attığı bir boyayla bütün aynalarımızı bir tasarım boyasıyla işliyoruz. Aynada mesela bir vitray sanatı, tasarım boyası, kasa, hepsi burada eski teknoloji, eski zanaatı yeni teknolojiyle beraber bugünkü günümüzdeki modernize aynaları tasarlıyoruz. Eskiyle yeniyi buluşturmuşsunuz yani. Bu kadar özel çizimleri, tasarımları kim ustalarınız? Ustamız çok özel bir usta. Fakat burada tabii firma olarak herkes işini çok doğru yapıyor. Yani ustasından çırağına kadar, işvereninden mutfağına kadar burada bir sevgi var. Bu sevgisiz olmuyor. Zaten bu iş bir aşk olmadan olmuyor. Yani sanatı bir araya getiriyorsunuz. Ticaret yapacaksınız. Hepsini bir araya getirip bir firma kurduk. Biz çok iddialıyız firmamızda. Özellikle de Ordu şehrinde başladık ve şu anda sosyal medyayla Türkiye'de her ile aşağı yukarı ürün yolluyoruz, kargoluyoruz. Özel paketleme sistemimizle beraber. Sosyal medya aracılığıyla da çok hızlı bir şekilde Türkiye'ye yayıldık. Peki nasıl ilgi, alaka, rağbet, pandemi dönemi olmasına rağmen tabii bu süreçte bir zor günler yaşadık ülke olarak pandemi dünyada sorunlar olduğu için ama pandemi bizim için çok daha faydalı oldu diyelim. Yani işimize çok iyi düşündük. İşimize çok iyi sahip çıktık. Hani mutfağına girdik. Bir işveren olarak da mutfakta biz de baktık, kestik, eştik. Yani burada hep beraber bir aile gibi. Yani bu firma İnanın çok özel, butik bir iş yapıyor. Burada da herkesin bir katkısı var. Bu katkıyla da beraber sosyal medyayla birleştikten sonra ileride çok ciddi bir firma adımlarımızı atıyoruz. Ama tabii zor şartlardayız şu anda. Pandemi döneminde üretim devam etti mi siz? Pandemi döneminde üretim devam etti. Bu süreç içerisinde ne üreteceğimize karar verdik. Tabii çok çeşitimiz var. Ama bu süreç içerisinde sevileni, seçileni daha fazla insanların gözünü sosyal medyadaki bugün bütün ticaret odalarıyla beraber insanların neyi beğendiğini hepsinin analizini yaptık. Son 7-8 aydır da bu konuda çok ciddi bilgilere sahibiz. İlerleyen günlerde daha farklı şeyler göreceksiniz inşallah. Serkan Bey, şimdi ben eskiyi seven bir insanım. Şimdi eskiden koltuk takımlarına baktığımda aslan ayaklı, o ceviz ağaç, oymalar filan yapıları böyle. Binalar da aynı şekilde, evler de aynı şekilde. Eskide her zaman bir sanat vardır. Şimdi siz
Dediniz ya işte Osmanlı zamanında işte bu boyalar o zamanların, renkler o zamanların. Nelerden ilham alıyorsunuz diye de soralım. Şimdi bazen bunu söylerken de çıkmıyor ama bir mesela ürün geliyor karşıma koyuyoruz, asıyoruz, karşılaştırıyoruz. Bazen beğendiğimiz üründen yan yana koyuyoruz, olmuyor. Ama burada tabii işte bir göz, bu göz de çok şükür yani kendim de dekorasyonda yaklaşık 15-20 yıldan beri dekorasyonun içindeyiz. Bu konuda çok büyük artımız var. Daha önce bu konuda, bu konuyla ilgili inşaat sektöründe olduğumuz için, dekorasyonu da çok sevdiğimiz için birleştiriyoruz. Tabii bazen yanılabiliyoruz ama genel anlamda gözümüz seçmeyi öğrendi. Tüketicinin de gözlerini sosyal medyayla paylaştırıyoruz. Beğeni alan aynalarla beraber. Bu tabii bir eser çıkıyor. Tabii burada sadece ayna değil. Yani burada bir sanat ön plana çıkıyor. Yoksa ayna her tarafta var. Ayna kesilebiliyor, yapılabiliyor ama bu tip sanat olarak yapılan tek firmayız. Peki özel de yapıyor musunuz? Yani özel sipariş geliyor mu? Ya da özel ölçülerde? Şimdi şöyle söyleyeyim, özel ölçülerde geliyor. Biz şunları müşterimize tavsiye ediyoruz. Şimdi herkes en güzelini alabilir. Ama olduğu ortam, bulunduğu işte dekorasyonda işte neyi ne koyulacak, burada müşterimize de yardımcı olabiliyoruz. Ama tek renkten giderse, mesela bir orta sehpa, bir zigon sehpa, burada herkesin ihtiyacı var. İşte bir koltukların arkasında bir fiskos masası veya işte atıyorum bir çiçeklik, berjer koltuklar, işte bunların hepsini tek tonda, İnsanlar tek tek buradan alabiliyor veya hepsini birlikte tek ton alıp da evine yani bir mimari tasarımmış gibi koyduğunuz zaman bu sefer gözü kaşımıyor. Dekorasyonda sadelik de çok önemlidir. Yani en güzelini alırsınız ama bulunduğun ortama ayak uymazsa bu çok zor oluyor, yakışmıyor. Ama aynanın şu özelliği var, nereye girerse girsin olduğu ortama ayak uyduruyor. Öyle bir özelliği var. Tabii böyle bir ürün yaptık. Aynayla birleştirdik. Şu mevcut aynamız. Aynen. Aynanın üzerine kabartma mı bu? Kabartma bir işçilikle bir heykel tıraş gibi diyelim. Bir tasarım yaptık. İşte bugün mevcut olan yine Ordu'da yapıldı. Çerçevesi. İşte az önceki dediğimiz boya tekniğiyle işte böyle bir tasarım yaptık ve insanlara sunduk. Şu ahşap mı? Bu bizim firmamızda plastik hiçbir ürün yok. Yani bugün sosyal medyadaki gözükülen ürünler gibi değil. Plastik hiçbir ürünümüz yok. Mesela çok şık bir ayna yatayda astığımız. Mağazayı gezdikçe birbirinden şık ürünler görmeye devam ediyoruz. Aslında ben sadece ayna var sanmıştım ama değilmiş gerçekten. Şimdi aynayla beraber tasarım da işimiz oldu. Bu sefer özel butik ürünler çıkartıyoruz. Yine tabii herkeste olmayan fakat gerçek üç boyutlu bir heykel tıraşla beraber mevcut olan sanatsal boyalarımızı birleştirip aynalı takım, aynalı diresi var. Birbiriyle de uyum içerisinde renkler. Renklerle beraber bütünleştirdik. Böyle bir tasarım yaptık. Çekmece boyutları falan. Karşılığında işte ayna da koyabilir, tablo da koyabilir. Böyle bir tasarım yaptık. Yani müşteriye de birçok imkanda sunmuş oluyorsunuz. Saat de olabilir. Saat de olabilir. Böyle tablo, genelde resim. Evet. Üç boyutlu resim de görüyorum şuralarda. Evet. Genelde resimlerimiz hep bu şekilde. Yine üç boyutlu ama hepsi tek tek kasasıyla, çerçevesiyle, boyutlarıyla işlenmiş üç boyutlu. Böyle tasarımlarımız var. Çok şık. İstanbul. Galata Kulesi. Üç boyutlu. Üç boyutludur. Ahşap turla beraber birleştirdik. Özel boyalarla beraber. Çok şık yine bir aynalı çerçeve, paspartoyla beraber. Böyle bütünlük sağladı ve çok da sevildi. İstanbul zaten Galata çok özeldir. Türkiye'nin en nadir yerlerinden birisidir. Öyle bir tercih sunduk ve de çok şık oldu. Evlerde de çok sıcak bir ortam yakalıyor. Ordu'da. Evet. Menekşe Sokak'ta bulunan Taşbaşı Kilisesi. Evet. Biz
sizin ustalar tarafından. Ordulu olduğumuz için Ordu'da nereye yapalım dedik. Kilisemizi bu şekilde bir tasarım yaptık. Yine 3 boyutlu. Ona göre bir çerçeveyle beraber sunum yaptık. Peki, sormak istiyorum. Ben bir resim getirsem, efendim özel bir yapının, mimari yapının, burada 3 boyutlu siz yapıp bana teslim edebiliyor musunuz? Tabii yapıyoruz. Zaten bu tip taleplerimiz var. Otellerde mimarlar düzgün büyük projelerde talep ederse bu şekilde yapıyoruz. Kişiye özel işlerde yapabiliyoruz. Yani evinde tasarımında mimarlarla beraber tonlanmasına göre tablolarda yapabiliyoruz. Şehirlere özel de olabilir. Yani atıyorum bir Trabzon'dan size Sümele Manastırı'nı istiyoruz deseler. Evet, hatta az sonra önümüze gelecektir. Sultanahmet Camisi'ni yaptık. Çok özel bir çalışma. Çok da başarılı oldu. Özel göreceksiniz. Bakalım karar verir. O zaman bir görelim. Bakalım. Ey Ayasofya, seni gölgemde bıraktım. Evet, Sultanahmet zaten Türk'ün bayrağı gibi bizi simgeleyen bir camimiz. Bu camiyi tabii tek tek şu anda mevcut olan bütün özelliklere sahip tasarladık. Ağacı, tabii caminin çok fotoğrafları var ama biz bu fotoğrafı tam akşam gün batımı Sultanahmet Camisi tek tek elden işlendi. Tasarım haline geldi. Çok şık bir kasayla beraber tasarladık. Gerçekten çok ince bir işçilik. Şunların kesimi. Evet. Bunlar tek tek. Hepsi burada. Hepsi burada. Tabii teknolojiyle de birleştirince, büyük sanatçıları da bir araya getirince çok şık bir şey çıktı. O zaman bizim de böyle sanatçılarımız var. Var. Tabii sanatçıların en Türkiye'deki en büyük sorunu ellerindeki imkanları, tabii ekonomiye bağlı, imkanları da bir araya getirip ellerine güzel bir atölye verdiği zaman onların tabii kafalarındaki çok özel şeyler var. Sanatçılar üretiyor. Bu da üretmeyle teknolojiyi birleştirince, tabii biz de bir kendi katkımızla ve ticaretle birleştirince çok güzel şeyler oldu. Mesela farklı farklı, yani sadece tabloda veya cami olarak değil, çok şık bir ağaç, ağaçta kelebekler, böyle bir tasarım yaptık. Kabartmalı, üç boyutlu, güzel bir tasarım oldu. Peki Serkan Bey, şunu da merak ediyorum. Sanatın, hani yapılan o elle yapılan işlerin değeri paha biçilmez. Evet. Ama burada tabi ürünlerin bir satış bedeli var. Size de bunların bir bedeli var. Şimdi sektörde yaşadığınız zorluklar, sıkıntılar oluyor mu? Şimdi tabii ülkemiz zor günler geçirdi. Bu koronanın vermiş olduğu, tabii dünyada da bir ekonomik kriz var ama tabii biz biraz daha fazla etkilendik. Bugün Türkiye'deki üretici firmalar, ayna, cam konusunda zor günler yaşadık. Bazen üretimin durma noktasına kadar geldi. Çünkü ihracat yaparken bu sefer içerideki iç piyasada bir sıkıntı oldu. Çok şükür onları atlattık ama tabii çok ciddi zamlar geldi. Yani 1'e 1, 1'e 1,5, 2'lere yakın zamlar geldi. Ham maddede böyle sıkıntılar yaşadınız. Yani hem bulmakta hem... Hem bulmakta hem tedarikte çok günler. Ama biz tabii burada hemen tüketiciye direkt yansıtamıyorsunuz. Çünkü herkes zor durumda olduğu için. Bu süreç zor geçti. Tabii fiyatlar 2-3 kat arttı. Tabii şu anda son gelen zamlarla beraber üretimde çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Peki ortalama, yani şu tabloların ya da aynaların, vitrifiyenin aynı şekilde, dresörlerin, zigon sehpalar, birçok da şeyler yapıyorsunuz. Geçen seneyi açtığınız zamanı düşündüğümüzde
Valla hiç düşünmeyelim diyoruz. Çünkü bire bir buçuk zamlar geldi. Tabii biz bunu çok da fazla tüketiciye, tabii ekonomiye de bağlı. Belki şehrimizin ekonomisi de tabii buna göre ayarlamak zorundayız. Mesela bizim şu anda verdiğimiz ürünler büyük şehirlerde gerçekten bu ürünün kabul gördüğü yerlerde çok daha değerli. 2-3 katlarına fazlasına satıyor ama biz tabii şehrimizin ekonomisiyle beraber günümüzün şartlarını da bir araya getirip idare ediyoruz. İdare. Müşterileriniz Ordu'dan vardır tabii elbette. Başka şehirlerden gelen, mağazayı gezen onlar da oluyor. Şaşırıyorlar mı? Yani bu kadar güzel birbirinden güzel ürünleri de gördükleri zaman. Yani buraya girip de etkilenmeyecek, hani bayanlar bu işi çok seviyor ama bayan karı koca gelince eşleri hiç ilgisini çekmeyen bir insan bile burada ilgisini çekiyor. Çünkü güzeli herkes sever. Yani biz ürünlerimiz gerçekten güzel. Herkes kendine bir şey bulabiliyor. Bulabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim, bugün ben inşaat sektörünün içindeyim. Bir dolap, banyo dolabı düşünün. Sadece dresör olarak düşünme, bir banyo dolabı düşünün. Banyomuza koyacak aynamızın 2-3 tane firmadan başka yok. O 2-3 tane firmadan almak zorundayız. Şöyle bir ayna, çok şık bir lavabonun içinden bir muslukla beraber böyle bir aynayı bir seramin üzerine koyduğunuz zaman bu sefer banyonuz tamamen değişiyor. Ayrı bir hava katıyor. Bu ürünler yok bizde dahil. 2-3 tane firmadan aldık aynaları. Ama artık insanların banyolarına çok şık aynalarla beraber kendilerini şımartırlar. Yani çok şık bir sakal tıraşı şöyle bir aynada olmak bence çok keyifli. Böyle bir aynaya bakarak başlamak. Evet. Ayna konusunda şöyle izah edeyim. Tabii sadece ayna değil. Çok şık bir zigon sehpa. Herkeste olduğu gibi. Burada bir yine aynayla beraber bir tasarım yaptık. Modern, klasik bir araya insanların zevkine göre evlerin moderni, klasik mi, modern, klasik mi? Onlara göre ürünleri seçebiliyor burada. En büyük avantajı. Çok güzel bir ayna. Bu ayna sadece evde değil. Mesela çok şık bir banyoda insanların da aradığı, bizim de aradığımız banyoda çok şık tasarım oluyor. Biz özellikle de çatlattık. Bir zanaatla, bir kasayla beraber birleştirdik. Yani şunu banyoda aynanızı düşünemiyorum. Çok şık duracak. Peki insanlar şaşırmıyor mu? Bu çatlak zamanla düşebilir diyorlar mı? Böyle sorular da geliyor mu? Kesinlikle düşmeyecektir. Çünkü ona göre bir altyapıya sahiptir. Çok özeldir. Fakat aynayı üzerinde hiç çapak olmadan, kesmeden çatlatmak, biz bazen soruyorlar bu nasıl çatlıyor diye. Tabii bir sır olduğu için. Aynı şekilde şurada da kullanılmış tabii, çatlak model. Yine mobilyalarda çok sevildi. Üretim olarak güzel bir görüntü sağladığı için bazı yerlerde mobilyalarda takım da olmuş oldu. Takım olarak, dresuvar takım olarak. Yine aynısının farklı bir rengi, farklı bir çerçevede bir dresuvar. Yine aynı modellerde kullandık. Bu tip ürünlerde çok karşılaşacaksınız. Özellikle mesela her eve lazım olan bayanların kaptüsleri olur, çiçekler olur. Biz bak bu şekilde çiçek koyduk ama küçük kaptüsler için bir dörtlü köşelerde, evin köşesinde yer kaplamayacak bir tasarım yaptık ve çok tutuldu, sevildi. Yine çok şık bir tasarım, kendi tasarımımız. Bu üründe hiç kimse de yok. Firmamıza ait bir duvar saati. Ahşap mı? Ahşap. Ahşap ama boyası tabii pirinç gibi gösteriyor. Özel ellerden geçince farklı farklı görüntüler. Burada görüyorum. Evet. Serkan Bey. Pardon, şimdi önceden biz hani cam vazo olur. Tamam. Ama şimdi renk. Renkler, tasarımlar, üzerindeki figürler çok önemli. Burada mevcut olan ürünlerin renklerine göre müşterilerimize çok şık bir vazo. Farklı farklı vazolarımız da var. Mesela yine farklı farklı çizgilerde, farklı boyalarla beraber. Bugün günümüzdeki modernizeyle beraber birleştirdik. Bir sanat. Bu dükkanda her gezdiğimiz yerdeki gibi vazolarımızda da böyle birkaç seri yaptık. Bunların daha büyüğünü de yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz. Değil mi? Şimdi küpe benzettim ben bunu.
Evet. Altın dolu küp. Gerçekten çok şık olmuş. Çok şık. Evlerde güzel, köşelerde. Daha büyüğü. Daha büyüğü. Sadece olay sarı gibi olarak veya farklı farklı insanların modern de bir ayna isteyebiliriz. Daha sade, daha zarif. Yine işçiliğiyle beraber bu ayna diresi vardı, beraber birleştirdik. Modern olarak çift çekmece koyduk. Tabii burada çok basit gibi gözüküyor şu çizgiler, ama bu vitray ustası olması lazım çizgileri, o simetri, estetiği bir araya getirmesi için. Burada tabii aynayla da beraber birleştirince bu tip. Herkesin evinde bulduğu yemek masasının yanındaki bir konsol. İşte bir konsol da burada tek tek alabiliyorsunuz. Yani takım olarak değil. Mevcut zaten evlerimizde konsollarımız var yemek masalarının yanında. Fakat biz bir ayna tasarımı, yatayda ve dikeyde aynalarımızı işte ölçü olarak, zaten bunlar dünya standartları ama ölçü dışında da çıkabiliyoruz. Mimarlar müşteri isterse ben ölçü bu, renk de şu olsun derse değişir. İstediğiniz modeller, ölçülerde yapabiliyoruz. Bu şekilde konsollara çok ayna veriyoruz. Çünkü bir de evde dekorasyon anlamında şöyle büyük bir aynanın evin bu kadar da ayna yansıdığı için daha ferah gösterecektir. Değerli bilgiler almaya devam ediyoruz Serkan Bey'den. Dediğim gibi ben ayna bulacağımı sanmıştım sadece ama birbirinden şık, güzel, değişik ürünlerle karşılaşmaya da devam ediyoruz. Masa, sandalye görüyorum. Yani şunu da öğrenmek istiyorum. Burada gördüğümüz her şey sizin üretiminiz, sizin tasarımınız mı? Şu çiçek hariçtir herhalde. Çiçek hariç genelde %80'i bizim ve ekibimizin tasarımıdır. Burada tabii çok tecrübeli isimler var. Biz de tabii tecrübeliyiz sektörde. Mesela şöyle söyleyeyim. Bir masa. Masalarımız tabii özel masalar. Tabii burada aynayı da yerleştirirsek çok fazla aynaya giremiyorlar. Çünkü ayna bir işçilik olduğu için mobilyada aynayla beraber birleşiyor. Tabii masayla beraber aynı odanın içinde mesela çok şık bir TV ünitesi. TV ünitesini buradaki yine aynamızla tasarlayıp özel bir ürün yaptık. Bu şekilde bütün ürünlerle de çalışabiliyoruz. Talebe göre mi bu şekillendi? Ürün yelpazesi aynayla başlayıp daha sonra bu kadar çeşide girmeniz talepler de olur. Tabii aksesuar. Yani bizim önceliğimiz mobilya aksesuarı. Yani bir mobilya değil de mobilya aksesuarı. Yani bizim buradaki ürünler mesela şu TV ünitesi bir aksesuar gibi. Bir tavandaki lambayı düşünün. Hepimiz evlerimizde çok şık avizeler, lambalar oluyoruz ama bu ürün de bir tavandaki lamba gibi aksesuar görevini yapıyor. O yüzden mobilyayı biz mobilyadan ziyade mobilyalı aksesuar olarak tercih ettik. Müşterimize sunduk ve müşterimiz de çok sevdi. Evet, yine müşterilerin seveceği ürünler var ve onu göstermek istiyorum Serkan Bey. Orta sehpalar. Yine Ordu'da üretilen, Ordu'da tasarlanan ve müşterilere sunulan bu sehpalardan da sizden bilgi alalım. Bir kere kalite konusunda kesinlikle çok özel iş olduğu için taviz vermiyoruz. Üretimin gözüken kısmı değil de gözükmeyen kısmı da. Yani mesela bir orta sehpalarımızın ayakları masiftir, ağaçtır. Yani buradaki ürünleri boyasıyla, aynasıyla 100 yıl taşıyabilecek. Belki çocuklar bu sehpa bize, bu ayna babamdan kalmış diye ayırabileceği özel ürünlerdir. Yani yapılan bütün üretim çok geçmişe, eskiye dönük de kullanabilecek bir üründür. Evladiyelik ürünler yapılıyor yani. En büyük özelliğimiz zaten bu. Çünkü aynayı kasayla çalıştığımız için duvarda durabildiği kadar durur. Hatta İtalyanlar ayna eskidikçe değer kazanır. Yani aynada bazen çillenme olur çok eskidikçe. Tam tersi onlar çok daha değer veriyor. Eski bir aynanın değeri çok daha fazla oluyor. Biz de yapmış olduğumuz ürünler çok eskiyene kadar, eskitse bile değerli olacak şekilde ürünler yapıyoruz. Yani sanat. Hiçbir zaman değerini kaybetmez. Bulamayacağımız ölçülere göre bir boy aynası. Çok şahane. Evlerde her yerde kullanılabilir. Hatta bunları daha büyüklerinde kullanıyoruz. İşte altlarına diresuvarla, aynı aynalara uyumlu işte sehpalar, mobilyalarımız çok şık. Klasik varaklar, sarılar değil de bugün günümüzde genç neslin istediği modern çizgide siyah çok net
antrasitle beraber birleştirdiğimiz zaman böyle ürünler de çıkartıyoruz. Yine aynada vitray çalışması yapıyoruz. Yani bu bir bizote değil. Bu bir bunu camcılar çok iyi bilir. Rodaj. Rodajdan bu tasarımı yapmak çok zordur. Bir sanatçı kasası boyasıyla beraber çatık aynayı her yerde görüyoruz. Çünkü dünyada yaptığımız için biz de tabii çatık aynayı biraz fazla kullandık. Fakat yaptığımız için değil, müşterinin talebi daha fazla oldu. Daha fazla oldu. Yine bir model mi çizgi? Yani her tarafı gezdik ama farklı farklı çekmelerimiz, işçiliğimiz gözüküyor. Yine şurada görmediğimiz yine bir farklı ürün. Bu da mağazanıza, firmanıza ait değil mi? Firmamıza ait. Orada da üretilen. Bu ürün çok benzerleri eskiden kalan ürünlerimize benziyor. Fakat biz burada içinden dışında bir değişiklik yaptık. İçine aynayı yerleştirdik. Aynanın tabii burada koyduğumuz aksesuar da yansımasıyla beraber çok şık dizayn alıyor. Burada tabii ön planda ayna ve boya. Boya çok özel bir boyadır. Yani bunun ustanın bildiğiniz bir yağlı boya gibi işçiliği vardır. Tek tek efektlerle ve de aynı tonda aynı şeyi yakalamak çok zordur. Kıvamı yakalamak. Elle mi yapıldı bu şimdi? Bu boya. Yani şöyle lake atılır bazen de. Hani bir makine yardımı falan. Lake zaten atılacak. Alt zemini. Şu incelik fırça darbeleri mi şunlar? Fırçalarla olacak. Fakat bu boya bir toz bir boya. Gomalak tekniğiyle, yani bunu eskiler veya zanaatla uğraşanlar çok iyi bilir. Gomalak Afrika'da bir böcek. Bu böceğin çıkarttığı tozdan kimyasalla beraber karışıp bu boyayı atıyoruz. Bu atabilen de çok zor. Çok eski zanaatçılar, çok eski artık Türkiye'de ender olan insanlar atıyor. Tabii bu sefer pirinç gibi duruyor. Yani baktığın zaman ahşap değil, bir pirinç duruyor. Herkes böyle hoşlanmayabilir ama farklı farklı ceviz, günümüzün şartlarındaki mobilyanın işte burada da yine bir ayna işçiliğiyle beraber böyle bir tasarım yaptık. Bu da çok sevilen bir... Serkan Bey, şunu sormak istiyorum. Bu tepsi açılışlarda mı kullanılacak, evet, diye düşündünüz? Yoksa özel günlerde kahve taşınsın da kız isteme törenlerinde, günlerinde... Hepsi sanki doğru. Biraz açılışlarda kız istemede nişan, yüzük, bu tip aksesuarları müşterimiz tercih ediyor. Bunlar üçlü set halinde iç içe geçmeli. Özel daha büyüğü de yapılabiliyor. Sunduk. Burada tabii aynadan ziyade boya çok şık bir görüntü verdi. Aynayı da içine koyunca keyifli oldu. Bir söylemeseniz ben farkında değildim. Çiçeklerin farkındaydım da bu çiçeklik olayı. Müşteriler de nasıl peki soran? Taleplerimiz gerçekten çiçeklik bir ihtiyaç. Hatta birkaç tane ürün akşam sabah gelecek. Çok harika bir çiçeklik tasarladık. İnanın ben bile sabırsızlıkla bu malzeme gelmesini bekliyorum. Çok şık bir çiçeklik ürettik. İnşallah önümüzdeki de günlerde göreceksiniz. Peki Serkan Bey, sizin de şaşırdığınız talepler oluyor mu? Yani şunu yaptık, beklemiyorduk bu kadar alıcısını, ya da şunu tasarladık, daha fazla bekliyorduk aslında. Zevkler de renkler de hani tartışılmaz. Nedir Ordu'da o gözlemleriniz? Şimdi tasarımın sonu yok. Yani hep insanoğlu istiyor ama genel anlamda yapılan ürünlerin %90'ı başarılı. Tabii bu başarı bizi kamçılıyor, daha güzelini yapmak istiyoruz, daha iyisini yapmak istiyoruz. Bu süreç içerisinde bazen bir ürün çıkartıyoruz, o üründen daha farklı bir şey esinleniyoruz. Bunu da burada uygulayalım falan dedik ama bu tabii zaman içerisinde işi hep düşünmekten bir de sanatı, tasarımı da bir araya getirince çok keyifli oluyor. Yani bizim firma olarak en büyük, tabii ticaret yapıyoruz, para kazanacağız ama bu kadar güzel müşterilerimize ürünleri yolladığımız zaman, müşterilerimi aradığımız zaman inanın o kadar mutlular ki, yani ayna mükemmel durdu, herkes soruyor, çok şık duruyor. Yani bir tabloya bakarsanız huzur alırsınız. Tabii biz de tablo yaptık ama bizim aynalarımız, tablolarımız, birleştirmemiz şu anda çok keyifli oldu. Serkan Bey, kabalık etmiş olmayayım ama... Ordulular
sanata bakış açısı nasıl? Yani ürünlere bu bakış açısı, onlarda neyi görüyorsunuz? Gerçekten yani farklı yaptığınız için ürünleri, onlar nasıl değerlendiriyor? Dışarıdan gelen bir vatandaş olarak ben tabii Ordulu değilim, Samsunluyum ama 3 tane çocuğum Ordulu. Ailem de Ordulu. Dışarıdan gelen bir işletmeciyim. Fakat Ordulular her şeyi gerçekten keyfini, zevkini düşkün insanlar. Benim mesela eşim de sektörde, bayan giyimde. Gerçekten güzel giyiniyorlar, gerçekten güzel evleri var. İşte evlerle ilgili evlerine işte özen gösteriyorlar. Biz de zaten bu konuda tam yerinde bir noktada bu firmayı kurduk. Ordularda başladık ve Ordu bizim firmamıza da sahip çıkıyor. Çok şükür televizyonda gördük, reklamlarda gördük, sosyal medyada gördük. Bu firma Ordu'nun. Burada tabii bazen işte diğer illerde nerede var? Mesela bugün dünyaya İnegöl şey veriyor, ürün veriyor. Mobilya sektöründe çok iyiler. Ve biz İnegöl'e şu anda satış noktasında şu anda aynalarımız sundu. Dünyaya ürün veren bir ilde bizim ürünlerimizi satıyoruz. Biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Yani biz İnegöl'e eğer bir ayna yollayıp da oradaki firmalar bizi tercih ettiyse doğru yerdeyiz. Gerçekten biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Samsunlusunuz ama Ordulu oldunuz yani, diyorum ben artık. 18 yıl oldu Ordu'ya geleli. Sonuçta Ordu artık bizim ikinci memleketimiz. Tabii Samsun'u hiçbir zaman unutmayız memleketimiz. Ama Karadeniz'deyiz yani. Ordu da üretiyor. Ordu markasını bu şehrin, kentin bir aynacısı olarak, hatta birçok ürünleri de üreterek Ordu'ya, bu şehre katma değer sağlamış oluyorsunuz. Gerçekten ben sizi kutluyorum. Bundan sonra Serkan Bey, sormak istiyorum. Hedefleriniz artarak devam etmiş bir ürün yelpazesiyle karşılaştık. Bundan sonra da hedeflerinizde neler var? Daha neleri bir sene, iki sene sonra geldiğimizde nelerle karşılaşacağız? Bu firma daha tabii yeni bir firma olduğu için daha profesyonel. Türkiye'nin çoğu illerinden talep var. Yani bayilik teklifleri var. Her ilden şu anda zaten 4-5 noktada satışlarımız nokta verdik bazı illere. İşte az önceki Bursa dediğimiz yer, işte Samsun'da belirli yerlerde var. Türkiye'de 5-6 yerde şu anda aynamız satılıyor. Ama ilerleyen günlerde markamızı daha profesyonel hale getirip, daha bir tesisimizi işlev hale getirip Türkiye'ye gelince marka olmaya adayız inşallah. Şunu söyleyeyim, kalite olarak inanın ukalalık olmasın, tekim diyebilirim. Ama marka olarak tabii yeni başladık yola. İlerleyen günlerde çok güzel şeyler olacağına eminim. Çok güzel şeyler geliyor, tekliflerimiz geliyor. Firmalardan, mimarlardan, otellerden görüşmeler geliyor. Bu tabii süreç biraz zor bir süreç ekonomikten dolayısıyla ama bunu aşacağımıza eminim. Ben mutluyum. Bu firmada da yani ticaret tabii yapıyoruz ama keyifli bir ticaret yapıyoruz. İnsan mutlu olur mu? Yani çıkarttığı üründen, sattığı üründen keyif alarak yapıyor. Bakalım. Müşteri de aynı şekilde keyif alıyordur. Yani müşteri bunu evine koyduğunda, alışverişi yaptığında, karşısına geçip baktığında. Bizler de dahil, biz bu işe girmeden önce, bu sektöre girmeden önce başka illerden, büyük şehirlerden bu tip aksesuar ve aynaları aldık. İnanın 7-8 sene önceki rakamları bugün benim sattığım rakamlarla karşılaştırılır. Bu ürün pahalı zaten ama günümüzün şartlarına göre, ekonomimize göre mücadelemizi devam ettiriyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz Serkan Bey. Var mı son olarak söylemek istediğiniz izleyicilerimize? Son olarak çok güzel bir galeri. Yani burada almak da değil. İnsanlar buradan yurt dışına gidiyorlar. Bir galeride bir sergiyi, bir resim fuarı gezmek için insanlar işte binlerce kilometre ileri uçakla gidiyorlar. İnanın Ordu'da herkesin pazar günü ailesiyle gelebileceği, şöyle gelip de gezebileceği, çok güzel bir müzikle beraber keyifli bir galeri gezmesini tavsiye ederim. Fuaye salonu gibi, yani burayı yani gezdikçe insan keyif her alıyor. Her şey sanat, her şey keyifli. İnsanların çok dikkatini çektik ama gelecek günler çok daha keyifli olacak.
çok teşekkür ediyoruz Serkan Bey. Size teşekkür ederiz. Kanal adına da şahsınıza da çok teşekkür ederiz. Güzel, keyifli bir program oldu. İnsanların da beğeneceğine eminim. Herkese Ordu'da bu sanat galerisini gezmesini bekliyorum. Teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Bizim için de çok keyifli bir program oldu. Bu benim işimde. İşin bilirkişi ismi Serkan Alper'le birlikteydik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.